Merhaba bugün lokum gibi pişen harika bir kabak tatlısı hazırlayacağız. Burada 700 gram bal kabağım var. Onu güzel bir şekilde yıkadım ve doğradım. Fırın tepsisine bal kabaklarını bu şekilde diziyorum ve üzerine 2 su bardağı toz şekeri serpiştiriyorum. Her tarafına şeker mutlaka gelsin. Eğer daha az tatlı seviyorsanız 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. 700 gram bal kabağı büyük dikdörtgen borcam için ideal arkadaşlar. Üzerini stilleşe kapatalım ve zamanınız varsa bir gece buzdolabına dinlendirin veya 3 saat yeterli olacaktır. Bu şekilde sallıyorum ki her tarafına şeker mutlaka gelsin. Lokum gibi pişen enfes ve kabak tatlısı oluyor. Sizler denersiniz, tadını çok beğeneceksiniz ve lütfen yorumlarınızda bahsetmeyi unutmayın. Kabaklar kendi suyunu sana kadar kenarda beklemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi en az 3 saat dinlendi. Ve kabaklar kendi suyunu görmüş olduğum gibi bıraktı. Üzerindeki siteci kalarak ıslatmış olduğum yağlı kağıdı her tarafına gel şekilde kapatıyorum. Bu sayede hızlı bir şekilde yumuşayacaklar arkadaşlar fırında. İsterseniz fırın yerine bu tarifi tencerede hazırlayabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama yarım saat kadar kabakları pişirmeye bırakıyorum. Ve fırından çıktı arkadaşlar. Akşam saatleri olduğu için görüntü tam net değil ama tadı efsane oluyor. Ben üzerine tahin ve cevizi de servis yapıyorum. Çok yakışıyor. Lokum gibi pişen harika bir kabak tatlısı oldu. Siz de zaten göreceksiniz. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tarifimiz sona geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bir açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.